Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Ömer Lekesiz Renkler, Keşifler, Kıssalar ve Hikayeler Önceki yazımızı Müslüman Türklerin başlarının pek hoş olmadığı yeşile karşılık yeşil artı, mavi artı, beyaz renklerin bir karışımı olan ve dolayısıyla yeşile çalan turkuazı icat etmekle eğitilmediklerini, onu müesseseleşme devrinde İslam sanatının hakim rengi haline getirdiklerini belirterek bundaki dini etkinin de yeşilin Allah'ın ve Peygamber'inin önceledikleri renk olmasıyla hürmeti hak etmesine bağlayarak bitirmiştik kubbet Sahra örneğinde renklerle İslam sanatının ilk ilişkilerini konuşmayı sürdürürken hiçbir rengin mukaddes olmadığını özellikle hatırlatmamız, bir renge zikrettiğimiz nedenle hürmet etmekle ona kudsiyet atfetmenin aynı anlama gelmediğini belirtmemiz gerekir. Çünkü renklerin şartı olan ışık Allah'tandır ve dolayısıyla tüm renkler Allah'ın renkleridir.'' Öte yandan renklerin bilgisi ihtiyaç durumuna ve icat şartlarına göre zamanla mukayyet olarak gelişmiş ve halen de gelişmekte olan bir bilgidir. Bunları şu örnekler üzerinden açabiliriz. Zemahşeri'nin keşfinde özetlediği şekliyle kısa şudur ki, Hz. Musa devrinde İsrail oğullarının içindeki varlıklı bir ihtiyar mirasına konmak isteyen yeğenleri tarafından öldürülmüş. Şehrin kapısına atıldıktan sonra katilleri gelip bir de diyetini istemişlerdir. Allah da inek kurban edilmesini ve ineğin uzvuyla maktule vurulmasını emretmiştir ki maktul dirilsin ve katilinin kim olduğunu haber versin. Bunun için Tevrat'ta bir cesede dokunan ya da birinin öldüğü çadırda bulunan kişinin temizlenmesi hususunda yapılacak bir dizi ritüel içinde kızıl bir ineğin kesilmesi emredilmiştir. Bakara suresinin 67 ila 74. ayetlerinde zikrettiğimiz kıssa esasında konu tafsilatta olarak anlatılırken İsrailoğullarının cürümlerinin anlaşılması endişesiyle emri yokuşa sürmek için ineğin vasıfları konusunda istedikleri bilgilerde ineğin rengi de yer alır. Bu nedenle Hz. Musa'nın da Rabbinin o bakanlara ferahlık veren parlak renkli sarı bir inektir dediği iletilir. Saatya ya ise Arapça Tevrat'ında onu Türkçe'ye çevrilen Nuh Arslan taşında vurguladığı gibi İslam etkisiyle kızıl inek yerine sarı inek terkibini kullanmıştır. Bundan hareketle Tevrat esasında Rabbimiz bir şey söyledi ben onu iki anladım dediği de rivayet edilen Hz. Musa'nın devrinde sarı rengin henüz tanımlanmadığını ve dolayısıyla onun ilgili vahyi kendi diline çevirirken ikili bir anlama başvurduğunu ileri sürmek yanlış olmasa gerektir ki Sa'at ya gaonun meskur tercihi de bunun teyidi için yeterlidir. Peygamber Efendimizin devrinde ise sarının renk olarak net bir şekilde tanımlandığı, tonlarının zamanla netleşebildiği görülmektedir. Örneğin keşyafında faki unu saf ve koyu sarı olarak anlamlandıran zemahşeri bir safra u terkibinde onu simsiyah anlamında kullanırken el müfredat sahibi el isfahani de sufratu kelimesine siyahla beyaz arasındaki renklerden biri siyaha daha yakındır. Bundan dolayı bununla bazen siyah ifade edilir, kaydını düşmüş ve onu bakır rengine benzetmiştir. Konumuz bağlamında mezkur hususu biraz fazla ayrıntılı olarak vermemizin nedeni, Kubbetü's Sahra'nın tezhipatında ağırlıklı olarak kullanılan yeşil ve mavi renklerin İslam sanatının ilk programında şuurlu olarak sabitlenmiş olabileceğidir. Öte yandan söz konusu renklerin Kur'an'daki kıssaların doğru anlaşılmasında bunlardan hareketle üretilecek hikayelerin Doğru kurgulanmasındaki etkiyi de gözden ırak tutmamak gerekir. Çünkü kendi hikayesini dini zihniyetine uygun olarak kurgulayamayan bir toplumda sanat tek kanatlı olacaktır bu bakış açısıyla Kubbetüs Sahra'nın da yer aldığı platformda 12.000 şamdanlı meydanda kıble yönüne göre batıda sol köşede yer alan zarif bir kubbenin Hz. Hızır'ın adını taşıması asla bir tesadüf olamaz. Çünkü Müslüman diliyle Hızır dediğimizde Müslüman zihninde Musa imgesi kendiliğinden beliri verir ki Kehf suresinin 65. ayetinde Musa ile arkadaşının bulma eylemi buldukları kişinin niteliğiyle birlikte verilir o Allah'ın kendi indinden rahmet verdiği, ledün ilmini bahşettiği bir kuldur. Müfessirlerin çoğu Kehf suresinin 60 ila 82. ayetlerinde o kulun adı verilmeksizin anlatılan kıssayı tefsir ederlerken ilgili hadislere de dayanak bu kulun adının Hızır olduğunu söylemişlerdir. Hızır kelimesinin yeşille aynı kökten geldiğinin unutulmamasını istirham ederek konuyu nasipse izleyen yazımızda toparlayalım. Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunulmuştur.